Onu gördüğüm an anlamıştım öleceğimi. Çınarsın çok özledi Ayşegül. İçimden geçen ilk şey kısmet buraya kadarmış demek oldu. Üçüncü bıçak darbesi atar damarımı kesti. Hissediyorum. Kanım vücudumun içine doluyor. Az sonra kalp atışlarım yavaşlamaya başlayacak. Ellerimde bir uyuşma başladı bile. Üşümeye başlayacağım. Kahretsin. Nasıl diyeceğim? Poyraz, ben ölüyorum. Hem de senin gibi geri gelmek üzere değil. Ben hakkını vererek ölüyorum. Galiba ölmek için dünyanın en saçma yerindeyim. Belki de değil. Sevgilim yanımda bir kere. Size dünyanın en güzel kelimesini söylüyorum. Biçare. Bayılıyorum bu kelimeye. İşte şu an Poyraz bu kelimenin nefes alan hali. Tamam da şimdi o kadar da kötü değildir belki. Tamam, Poyraz'dan ayrılmak çok zor. Ama kardeşimi göreceğim. Tamam, babam da çok üzülecek ama annemi çok özledim. Hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçmiyor. Demek ki gerçekten ölüyorum. Korkmaya başladım. Bir daha sevdiğim bu adamı göremeyecek miyim? Ölmek ne zormuş. Aşkım. Ölür gibi buradayım. Buradayım, bana bak, buradayım. Buradayım lan. Buradayım, ne oldu? Ne oldu şimdi? Aşkım, bana bak. Gel buraya, gel buraya, gidiyoruz. Gidiyoruz. Hayır, hayır, aşkım. Aşkım, aşkım. Çık. Taşıdığım Ayşegül mü? Hayır, hayır. Bu taşıdığım Ayşegül değil. Sanki kollarımda bütün kainatın yükü, binlerce mutsuz aşığın cesedini taşıyorum. Şimdi kucağımda yatan bu cansız beden, sevgilim, Ayşegül'üm. Ölürken bende kalan tek akıl kırıntısını da beraberinde götürecek. Hayatımın
bütün anlamını alıp gidecek. Acıdan bir dağ düşünün, sanki üstüme devrilmiş. Yaşamaya verilecek en güzel tepkidir delirmek. Hayatıma bir kız girmiş. Nasıl desem, sanki ben çıkmışım kendi hayatımdan, o kalmış geriye. Ama şimdi o da gidiyor. Takside onu ilk gördüğüm günden beri ben sadece onun için nefes almışım. Yaptığım her şeyi onun için yapmışım. Bütün kavgamı onun için vermişim. Kalbim sadece o var diye atmış.